Evet arkadaşlar, geçen sene 3. 4. sınıflarla yapmış olduğunuz ortak projeleri, sunumları gördüm. Gayet iyi olmuşlar. Aynı şeyi bu sene de bizim dersimizde yapacağız. Proje partnerlerinizin listesi dışarıdaki kapıda asılı. Onlara bir bakın hadi. Şaka mı bu? Gecikmiş bir doğum günü hediyesi senin için. Levent Bey. Ya beni Emir'le nasıl partner yaparsınız? E niye? Daha önce de eşleşmişsiniz. Ortaya gayet güzel bir iş çıkmış. Hatta hatırlarsan teknede göz gezdirmiştim. Gerçekten dalga geçiyorsunuz. Peki. Yola devam etmek istiyor musun Feriha? Sana onu aşmak zorunda olduğunu söylemiştim. Şimdi karşısına çık ve aş. Buna siz mi karar veriyorsunuz? Hayatıma müdahale ediyorsunuz Levent Bey. Yine. Bak. Sarrafoğlu senin sorunun. Ve ben bu sorunu çözmeni istiyorum. Gerekirse duyguların üzerine yürü. Siz de kendi hayatınızdaki sorunları böyle çözmüyorsunuz. Siz de kaçtınız. Sanem Hanım'dan kaçmadınız mı? Arkanıza bile bakmadan. Yani duygularınızın üzerine yürümediniz. Yanlış. Ben duygularımın üzerine yürüyorum. Doğum günü hediyenizi kabul etmiyorum Levent Bey. Sanem Hanım'a karşı ne hissediyorsunuz bilmiyorum. Ama duygularınızın üzerine yürümediğimizi görüyorum. Yürüyorum. Tam üzerine. Emir. Bizim işletme kulübüne gidip eş değiştirmemiz lazım. Ne? Haberin yok mu? Yönetim stratejilerine birlikteyiz. Yani birlikte proje yapacağız. Kaptanın neresinde? Emir, bunu yapmak zorunda değiliz. Yo, yapalım. Zorunda değiliz ama kaptan öyle istiyorsa yapalım. Ama önce bana neden istediğini söylesin. Ya ben sana niye anlatıyorum ki bunları zaten? Senin tek derdin kimle uğraşacağını seçmek. Hadi git bul onu. En iyi bildiğin şeyi yap. Hesap sor.